Yine birbirinden güzel yorumlar gelmiş son videoma. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince yükselmeden tam bir gün önce veya piyasa düşmeden tam bir gün önce sizleri uyarmaya çalışıyorum. Dün biliyorsunuz ki çekmiş olduğum video içerisinde 19.500'e kadar bir düşüş bekliyordum Bitcoin'de ve şu anda 19.500'e kadar o düşüşümüz geldi. Peki bundan sonra ne olacak? Gelin hep birlikte bakalım isterseniz. Normalde VIP grup açmayı asla sevmiyordum. Hani saçma geliyordu bana. Sadece trade kampları kuruyordum ve bu trade kamplarında 2 hafta boyunca MaxG Global üzerinden işlemler açıyorduk ve para kazanıyorduk. Ama o kadar çok ısrar edildi ki ben de artık dayanamadım. Bir tane VIP grubu açtım. Bu VIP grubuna girmek için açıklama kısmındaki Telegram linkinden Doğrtop Kemik Kitle Telegram grubuna gelerek bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden 500 tane arkadaşımız VIP gruba girdi bile. Çok ısrar ettiniz. Gerçekten normalde ben asla VIP grup açmıyordum. Hep trade kampları yapıyordum. Bu hoşuma gidiyordu. 2 hafta boyunca trade yapıyorduk. Paramızı kazanıyorduk. Bir ay dinleniyorduk. Sonra en baştan yapıyorduk. Ama şimdi düzenliğe girdik. Artık düzenli bir şekilde işlem paylaşıyorum. Yani işte açtığım işlemleri az çok biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Mesela bu bugün Lordup Kemik Kitle'ye vermiş olduğum Revan Coin aldık kazancımızı. Hani bunlar ücretsiz sinyaller zaten. Mesela bugün işte OP Coin verdim. Normal genel sohbet ücretsiz bir şekilde. %100 kar aldık 75x'ten. Ve buna benzer birçok işlem arkadaşlar görmektesiniz. Veriyoruz, kazanıyoruz. İsteyen arkadaşlarımız gelebilirler. Muhakkak ücretsiz Telegram grubumuza hepinizi bekliyorum. O zaman geçelim isterseniz. Bu düşüş bizim için sürpriz olmadı. Zaten ben enflasyon verilerinden 3 gün önce Telegram grubunda enflasyon verilerinin beklentinin üstüne geleceğini söylemiştim. Ve bu da piyasayı düşüreceğini söylemiştim arkadaşlar. Yani şu anda beni takip eden doğru insanlar zamanında nakite geçti. Bu da benim için güzel bir şey. Peki bundan sonra ne olacak? Hemen bakalım isterseniz. Arkadaşlar şu anda karşımda Bitcoin bulunmakta. Bitcoin paritesine baktığımızda kan görüyorum arkadaşlar. Vahşet görüyorum. Hiç iyi şeyler görmüyorum açıkçası. Bu da bayağı bizi endişelendiriyor. Biliyorsunuz ki Bitcoin'de bizim tam da 18.511'den gelen bir yükselen trendimiz vardı. Ve fark ettiyseniz Bitcoin tam da buradan tepki aldı. Ve bu tepki de kendisini birazcık yukarıya kaldırdı. Ama tabii ki de şuraya baktığımız takdirde şunu görmektesiniz arkadaşlar. Burada bir düşen kama bulunmakta. Eğer düşen kama kendini aşağı doğru bırakırsa yani büyük bir ihtimalle şöyle bir düşüş daha göreceğiz arkadaşlar. Bu düşüşümüz de maalesef bir bu kadar daha olacak. Bu da bizi nereye götürecek arkadaşlar? Büyük bir ihtimalle bu düşüş bizi tam da 17.800'e kadar düşürebilir arkadaşlar. Yani şu anda bizim 19.500 beklentimiz geldi. Peki bundan sonraki beklentimiz neresi ona bakacağız. Tabii ki de bu benim baştan sahne yapmış olduğum bir çizgiydi. Böyle bir şey yapacağız tabii ki de. Önce bir veri analizi yapacağız. Verimize girelim. Dominansımıza bakalım isterseniz. Dominansımız şuraya ben dünkü videomda şuraya odaklanın demiştim arkadaşlar. Bu normal bir hacim değil. Yani bu normal bir satış değeri değil. Yani buradaki satış herhangi bir balinanın yapmış olduğu bir satış arkadaşlar. Çok yüklü altcoin'ler ve bitcoin'ler satıldı dün arkadaşlar veri analizinden sonra. Yani pardon açıklanan enflasyon verisinden sonra çok yüklü bitcoin ve çok yüklü bir şekilde altcoin satıldı. Ve bu satılan yüklü altcoin kriptolarda piyasayı ister istemez olumsuz etkiledi. Ama şu anda baktığımızda şu paralel kanalı bir görüyor musunuz arkadaşlar? Bak kanalı görüyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Bakın tam da burada bir kanal var arkadaşlar. Bakın tam bu bölgede bir paralel kanal bulunmakta ve bu kanal aşağı yönlü hareket etmekte. Ya şunu söylüyorum artık bunu az çok biliyorsunuz zaten. Bunu az çok zaten biliyorsunuz artık arkadaşlar. Kanal içerisinde bir sıkışma olmadığı sürece kanal kendini aşağı bırakır. Yani US dominanstan düşür. Tabii ki de ama bir şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim dominansta veri analizinde kanalmış, çizgiymiş, yükselen trendmiş, düşen trendmiş. Bunlar tabii ki de maalesef o anki kripto paranın durumunu etkilemeyecek. Çünkü dominans demek senin almış olduğun, vermiş olduğun aktarımlar demektir. Hani baktığımız takdirde satış baskıları hala devam etmekte. Ve bu da bize şunu söylüyor. Hemen bakıyoruz günlüğe. Günlüğe geldiğimizde zaten fark ettiyseniz arkadaşlar düşen trendimizi kırmış yukarı doğru. Yani ben yukarıya geliyorum diyor. Şu an dominans ben yukarı geliyorum diyor. Ve bir dominansı yukarı gelmesi demek Bitcoin'in ve altcoin'lerin dehşet bir şekilde aşağı düşmesi demek. Ve şu an size şunu söylemek istiyorum. Şuradaki düşüşle buradaki düşüş aynı düşüş değil arkadaşlar. Bak parçalı bir satış oldu burada. Ne oldu Bitcoin? Bitcoin 19.000'e kadar düştü. Bak bu aynı değil. Bak Bitcoin ne yapmış? Burada tam da burada 23.000'e kadar çıktı, değil mi? Ondan sonraki düşüşte bak yükselişe bakalım. Şu anda 19.800. Normalde bu düşüşte şunun aynısı olmasaydı bu düşüşte normalde Bitcoin
Şunun aynısı olsa bir 17.000'i şu an rahat görürdü. Ama ben bunun fırtına önce seslik olduğunu düşünmekteyim arkadaşlar. Çok sert bir düşüş geldi. Çok sert bir yükseliş geldi Dominans'ta. Ve Dominans'ın bu yükselişi ve bu satış baskısı bana kalırsa artmaya devam edecek. Ve bu artış da Fed kararına kadar maalesef böyle devam edecek. Ya tahmini düşünüyorum arkadaşlar. Ben en kötü ihtimalle bu satış baskısı en önceki şeye göre, piyasa korku endeksine göre 7.42 görme ihtimali çok yüksek. 7.42 görme ihtimalinden sonra da Bitcoin 17.000 liraya kadar çekebilir. Birazdan da Bitcoin'e bakacağız. Bitcoin nereye kadar düşük olabiliriz ona bakacağız. Sıradaki hamlemiz, sıradaki bölgemiz neresi? Sırada bizi neresi bekliyor ona bakacağız arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz. En sona Bitcoin dominansa bakalım. Bitcoin dominans olduğu gibi şu an birazcık kendini tepki aldı. Ve bu da tepkilerde Bitcoin'i maalesef düşürmeye başladı arkadaşlar. Umarım böyle devam etmez ama düşüş devam ediyor, bilginiz olsun. DXY'ye baktığımızda da S&P'ye hiç bakmaya bile gerek yok zaten arkadaşlar. Hani baktığımız takdirde hala doların hacmi devam etmekte. Bitcoin'e girelim isterseniz. Hemen bizim sıradaki bölgemize bakalım. Çizgileri kapatalım arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde 4 saatimizi alalım. Evet, baktığımız takdirde bakın bizim tam da Bitcoin'de 18.530 bölgesinden gelen bir tepkimizde yukarı yönü hareket etmiş. Burayı yukarı yönü hareket etmesi bence biraz daha devam edecektir. Büyük bir ihtimalle 20.200'e kadar bir yükseliş görme ihtimalimiz olacak en baştan. Yani 20.200'e kadar burada bir tepe noktası görme ihtimalimiz var. Peki şöyle yapalım isterseniz. Ben şuraya bak. Düşüşü görüyor musun? Bak şu düşüşü görüyorsun değil mi? Bunu böyle çizelim isterseniz. Şurası bizim dar alan üçgenimiz olsun. Dar alan üçgen olsun burası. Ama tabii ki burası dar alan üçgen olmaz. Şundan dolayı olmaz. Hemen şuraya bak, görüyor musun? Burada bir kanal var. Düşen kanal var burada. Hiç bunu çekmeye bile gerek yok. Burada bir düşen kanal var bak. Bu düşen kanalın kendisini aşağı atmaması lazım. Aşağı atarsa bizi ilk bekleyen nokta hedefimiz, hedef noktamızı veriyorum size arkadaşlar. Şu anda Bitcoin'e baktığımızda çok kötü bir gidişat görüyorum. 4 saatlik içerisinde fena bir satış hacmi var. Bu satış hacmi Bitcoin'e, alış hacmi en az, ya şu an Binance'ın piyasaya girip 5000 tane Bitcoin bile alsa yani şu an o yükselişi sağlayamayacak bir piyasadayız şu an arkadaşlar. Kripto market hacmi bir gün içerisinde %20 kayıp yaptı. Bu kayıptan dolayı ben bu kanalın kırılacağını düşünüyorum. Bu kanalda hemen kırılmayacak tabi. Kademeli kırılacak ama şu an bizim tepe noktamız var. Tepe noktamız ne? Bizim tepemiz, en tepe noktamız 20.500 bölgesi. Buraya kadar çıkma ihtimali var. Bak ihtimal ama bu yükseliş değil. Yükseliş yapmayacak. Bu tepki bölgesi. Tepki alabilecek bölge. Kanal içerisindeki 4 saatlik tepki alabileceği bölge burası. Ve bizim sıradaki hedefimiz tam tamına 19.000 bölgesi arkadaşlar. 19.000 bir bölgesi bizim şu anki beklediğimiz bölge. Bu bölgeye gelene kadar video çekmeyeceğim biliyorsunuz. Veyahut 20.500'e gelene kadar video çekmeyeceğim. Hedefim geldiği takdirde en baştan video çekeceğim. Şu anki hedefimiz tam tamına 19.000 bölgesi. 19.000'e kadar bir tepe bekliyorum arkadaşlar. Dip bekliyorum şu anda. Bilginiz olsun. Yani düşüş yönüne devam ediyoruz ayrı. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ve bana kalırsa Fed'e kadar bu düşüş devam ihtimali çok yüksek. Niye derseniz, veri enflasyonunda çok kötü bir gidişat var şu anda. Alım gücü çok kötü. Beklentinin altına gelen hisseler, beklentinin altına gelen düşünceler ve beklentilerin altına gelen veriler de bizlere şunu söylüyor. Piyasa hala kötü gidiyor. Önümüzde bir seçim var ve bu seçimde Fed bence safını belli etti. Biden tarafından olmayacaklar arkadaşlar. Biden tarafından olmayacakları içerisinde şu anda çok sert faiz kararları gelebilir. Benim beklentim 75 bas puandı. Şu anki beklentim 100 bas puana kadar çıktı. 75 bas puan gelse bile, bak söylemedim, 75 bas puan gelse bile ben piyasanın yükseleceğini düşünmüyorum şu anda. Yani piyasanın yükselmesi için bize 50 bas puan lazım. Belki 75 bas puanda bir düşüşten sonra yükseliş gelme ihtimali var. Ama şu anki verilen enflasyon verilerinde 100 bas puan çok önemli bir veri şu anda. 100 bas puan geldiği takdirde bizim için acı gerçek olan 17.006 gelebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten Wu'nun yapmış olan analize göre, bak Wu'nun yapmış olan analize söylüyorum, ben yapmadım. Wu yaptı bunu. Bitcoin normal olarak dip bölgesinden %12 yukarıda diyor. Yani bizim için şu lazım diyor. %12 aşağı düşmesi lazım diyor. Bu da bizim için 12.000, 14.000 seviyelerini gösteriyor diyor. Hani biliyorsunuz ki Bitcoin her 4 yılda bir dip görüyor ya. O diplere göre normalde mesela bundan önceki dip bölgesi %57 idi. Ama şu anki dip bölgesi %48 olmuş daha. Ya daha hala %57'ye varamamış. Hani öyle bir durum var şu anda. Bu da bize şunu gösteriyor. 9.200 en sancılı olacak kripto para durusu. Yani Bitcoin taş çatlası düşebilecek bölgesi 9.200 demişler. Ben demiyorum bunu, onlar diyor. Ben düşündüğümü söylüyorum size. Ben sadece sıra sıra giderim artık. Ben öyle uzun vade vermiyorum işte.
Yani olabilir mi bilmiyorum. Uzun bir analiz yapmak lazım. Dikkatli olmakta fayda var. Nakitte kalmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şu anda biliyorsunuz tepeden sattık artık. Nakitte bekliyoruz şu anda biz. Tabii ben tepeden satmadım. Biz nakitçe 21.700'den sattık. Yani bizim beklentimiz 21.700'ü 22.300 sürpriz oldu açıkçası. Beklemiyordum. Ama şu anda güzel bir şekilde karımızı aldık. Bekliyoruz arkadaşlar. 19.000 beklentimiz devam ediyor şu anda. Bakalım ne olacak ileri seviyelerde bilmiyorum. İlgileneceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Muhakkak Telegram grubuna gelin. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay diliyorum. Unutmayın, bu bir yatırım tavsiyesi değil ve sorumluluk size ait arkadaşlar. Ben sadece burada fikirlerimi söylüyorum sizlere.